Merhaba, ben Sıla ve bugün sizlerle bir belirleştirelim videosu çekiyorum. Evet, belirleştirelim videolarını çok özlemişim. Normalde hep böyle yapacak bir şey bulurduk. Şu an gerçekten hiçbir şey yapacak halim yok. Çünkü iki tane video çektim üst üste ve ikisi de 20 dakika sürdü. Yani 40 dakikadır aralıksız konuşuyorum. Ve daha da bıkmamışım konuşmaya devam etmek için bir belirleştirelim videosu çekiyorum. Bakalım bu video ne kadar sürecek. Bugün karantinadan ve karantinada yaptığımız şeylerden bahsediyor olacağım. Ve siz de bu şekilde bahsederseniz çok sevinirim. Hatta durdurun videoyu ve onlardan bahsedin. Bana bir şeyler yazın. Çünkü gerçekten heves ettiğim bir durum bu. Evdeyiz. Kendi karantinamızdayız. Gönüllü olarak bir şey. Ama ben yaklaşık 20 gündür neredeyse evden çıkmıyorum. Yani bu ilk vaka olduğu gün dışarı çıktım. İzmir'deydim. Ve alışveriş yaptım. Hani... Çünkü evde tek yaşıyorum, öğrenciyim ve hani bir olası bir karantina durumunda, hani herkesin eve kapanma durumunda kuryeyle de yemek getiremeyecekleri için hani alışverişe çıktım. Yemek yapabileceğim işte ne bileyim pirinçtir, makarnadır, işte köftedir, bilmem nedir bir şeyler aldım ve eve koydum. Sonra ailem aradı, tamam mı? Ve hani şeyim ben böyle gitmeyeceğim ya İzmir'den. Şey planı yaptık gerçekten arkadaşlarımla oturup şey planı yaptık. İşte benim evimde kalırız, işte 4 kişi kalırız. Herkes kendi erzağını getirse zaten birlikte yemek yapacağız. İşte ilk gün şunu yaparız, ikinci gün şunu yaparız, şu ay şunu yaparız falan. Böyle bir çekim planı bile oluşturduk kendi kafamızda. Sonra annemler aradı. Ben şeyim hani gitmeyeceğim ya. Ya dedim işte... Havaalanları mikrop doludur, ben hani gelmesem daha iyi olur falan dedim ki hala hani keşke gelmeseydim diye düşündüm bazı anlara. Keşke gelseydim, geldim zaten. Keşke demediğim anlar var diyelim aynen. Dedim ki işte havaalanları mikrop doludur, ben gelemem, havaalanından size şey mi getireyim, mikrop mu getireyim, ne istiyorsunuz falan dedim. Sonra annemler tamam dediler, sonra kapattılar, sonra... Bir 15 dakika sonra bir daha aradılar. Ben o sırada okuldayım. Okulun son günü. Cuma günü hani şu pazartesi başlayacaktı ya tatil. Cuma günü okuldayız hep birlikte. Annem dedi ki tamam dedi yarın biz seni almaya geliyoruz arabayla. Dedim hayda. Hiç beklemediğim bir durum olduğu için hani şok oldum. Çünkü hani ne kadar süre bir tatil olduğu belli. 3 hafta. Hani 3 hafta da İzmir'de kalıp da kendime bakamayacaksan bana yuh yani hani. Şey dedim işte gelmenize gerek yok falan falan dedim. Sonra geldiler. Kuzenimi aradım işte. Kuzenimle dönmeye karar verdik. Madem hani annemler gelmiş kuzenime de götürelim dedim. Çünkü hani o da Kocaeli'de yaşıyor. Ve İzmir'de o da. Yani işte İzmir'de okuyor, Kocaeli'de yaşıyor. Götürelim dedim. Sonra işte birlikte döndük. Araba yolculuğu. Güzel bir araba yolculuğuydu. Yaklaşık bir 7 saat, 8 saat falan sürmüştür. Ben araba yolculuklarından çok keyif alıyorum. Neyse. İstanbul'a geldik ve hep hani şu an bile çantamı açarken şey oluyorum böyle. İşte atıyorum mesela maskeye ihtiyacım var. Yüz maskesine bildiğiniz hani cilt bakımı için olana. Açıyorum çantayı. Abi bu İzmir'de kaldı ya falan. Geri kapatıyorum ya da saç serumu. Açıyorum çantayı. Yok abi İzmir'de bırakmışım falan oluyorum. Çünkü o kadar hızlı gelişti ki her şey. Hani her şeyim İzmir'de kaldı. Ya en son şey diye düşünüyordum. Ya 3 hafta gidiyorum zaten diye düşünüyordum ve çantamı hani çok az doldursam bile yeter çünkü uçakla döneceğim ben taşımak istemiyorum kafasındaydım. Ve 3 haftadan daha fazla oldu sonradan ama hani her şeyimi 3 haftaya göre ayarladığım için şu an böyle ne zaman bir şey almak istesem, ne zaman bir şeye ulaşmaya çalışsam aa İzmir'deydi muhabbetine dönüyoruz. Her şeyimi neredeyse İzmir'de bıraktım. Kıyafetlerim de dahil. Hani çok azıcık kıyafet getirdim. Gerçi dışarıda çıkmıyorum. Çok da önemli değil. Hani kazak falan 3 tane getirmişim. Başka bir şey çok fazla getirmemişim. 3 tane pantolon, 3 kazakla gelmişim. Ve dışarı çıkmıyorum. Gerçi hiç ihtiyacım yok. Sadece video çekerken aa bunu da İzmir'de bırakmışım mevzusuna dönüyorum. Neyse İstanbul'a geldim. İstanbul'da ne yapacağım? 3 haftam var. Film falan izlerim dedim. Zaten online dersler başlayacak. İşte çekim yaparsam da ilk çekimleri yaparım. İşte haftada 7 video muhabbetini yaptım biliyorsunuz. İzlemediyseniz izleyin. Vallahi çok uğraştırıcı bir şey o. YouTuber olup da 7 gün boyunca video atmak çok sıkıntılı bir şey. Bunu sadece ben ve Enes Batur başarabiliriz bu dünyada. Şaka bir yana. Gerçekten zorlayıcı bir durum. Yani size 7 günde 7 video atacağım dediğimde hani aksadığımda çok fazla kızıyorsunuz veya çok garipmiş gibi oluyor ama aslında çok normal aksaması. Her neyse. 7 gün muhabbetini yaptıktan sonra birden böyle okulların hiç açılmayacağını ve online eğitime geçtiğimizi duydum.
Bu beni çıldırttı çünkü bir İzmir'de bitkilerim vardı. Belki görmüşsünüzdür bir iki videoda. Bir sürü bitkim var, bambularım var işte. Sukulentler var, kaktüsler var. Kaktüsler tamam okey de hani su isteyen bir sürü bitkim var ve 3 haftalığına gideceğim için onlara sadece 3 haftalık yetecek kadar su koydum ve şu an ölecekler. Hani o kadar eminim yani. Hatta muhabbetini geçiriyordum. Anneme şaka falan yapıyordum işte. Başlarda su falan diyorlardı. Şimdi sesleri çıkmıyordur falan diye. Çok garip bir durum ve şu aralar gerçekten yapabileceğim çok fazla bir şey var mı? YouTube için var ama normal hayatımda hani kamera karşısında olmadığım dönemde dizi izliyorum, film izliyorum, günlük yazıyorum, ajanda dolduruyorum ve online derslere giriyorum. Ve hayatım böyle işliyor. Hani çok garip çünkü normalde çok aktif olan bir insan. Hani bir gün içerisinde hem evi süpürüp hem spora gidip hem gelince arkadaşlarımla takıldığım, çekim yaptığımız aynı gün içinde. Sonra da atıyorum mesela Eva yanımdaysa, Eva bu arada geçici sahiplendiğim kedinin ismiydi. Eva yanımdaysa onunla oynadığım günleri hatırlıyorum ve şu an yaptığım tek şey oturmak hani. Benim için çok büyük bir stres çünkü ben her zaman hani biraz daha sosyal bir insandım. Garip bir şekilde hani sosyal olmadığım zaman strese giren bir insanım aynı zamanda. Ve sinema ve dijital medyanın bu yönünü çok seviyordum. Okuduğum bölümün ismi bu. Çünkü hani zorundasınız sosyal olmak, zorundasınız. Çünkü öbür türlü nasıl çekim yapacaksın? Hani çekim ekibi bile 6-7 kişiden oluşmak zorunda ve onlarla sürekli irtibat halinde olman gerekiyor. Zaten hani benim çekim ekibim ve onların içinde bulunduğum çekim ekipleri her zaman kankilerimiz olduğu için ben hep arkadaş tayfamla takılıyorum bu yüzden. Ve çok hoşuma giden bir şey. Şu an öyle bir şey yapamıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Hepimiz öyleyiz. Ama bunu dert etmiyorum. Çünkü çok fazla sağlık çalışanı şu an hayatlarını bizim için feda etmeye çalışıyor. Yani biz evden bir hafta, iki hafta, üç hafta, üç ay çıkmasak da olur. Ama onlar orada bizim için savaş veriyorlar. Büyük bir savaş veriyorlar. Ve hani her şeylerini ortaya koyuyorlar. O yüzden gerçekten hani bu çok çok önemsediğim bir şey değil. Yani evde duruyorum diye duvarları yumruklayıp böyle işte dışarı çıkmaya çalışmıyorum. Veya hani hiçbir şekilde dışarı çıkmayı bile düşünmedim. Hatta ailem bile çıkmasın diye çok uğraşıyorum. Çünkü hani alışveriş yapmak için gitmek istiyorlar. Hani herhangi bir keyfi durumdan dolayı değil. O zaman da genelde getir bana bir işte ne bileyim Hepsi Express falan oralardan alışveriş yapmayı teşvik ediyorum. Geçen de yaptık. Hoşlarına gitti galiba. Şu aralar kafamı çok toplayamıyorum. Çünkü babam havaalanında çalışıyor ve havaalanı hani koronavirüsün ana yeri ya. O beni çok rahatsız ediyor. Umarım ona da bir şekilde çözüm bulunur. Hani bir şekilde bir şeyler halledilir ve güzel dönemlere geliriz. Çünkü ben şu an gerçekten bazen böyle şey oluyorum. Hani normalde plan yapardım tamam mı? 6 ay sonrasında mesela plan yapardım veya gider bir bilet alırdım özgüvenle tamam mı? Atıyorum konser var ona bilet alırdım. Şu an alamıyorum. Çünkü şey kafasındayım hani ölebiliriz. Ailemden birine bir şey olabilir. İşte gideceğim kişilerden birine bir şey olabilir. Ailesine bir şey olabilir. Bir şey olabilir. Hani gerçekten bazı şeyleri çok fazla farkına varmamızı sağladı bu virüs. Hani tek iyi yönü belki de bu. Ama hoşuma gitmeyen bir yön tabii ki bu. Hani çok mutlu değilim. Gerçekten hani aşırı mutlu bir dönem yaşamıyorum şu an ama verimli bir dönem mi? Bine kadar verimli bir dönem. Çünkü çok fazla kitap okuma imkanım var. Çok fazla film izleme imkanım var. Çok fazla dizi izleme imkanım var ve çok fazla şey yapabiliyorum kendim için de. O yüzden hoş bir durum. Ne yapıyorum ben mesela? Ondan bahsedeyim. Şöyle bir ajandam vardı. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. İyilik ajandasını Doğan kitap yollamıştı ve hani hayatımı değiştirmişti. Böyle çok güzel ajanda bu ve içinde de size gösterebileceğim bir şey arıyorum. Bunu gösteririm. Aynen bu sayfa mesela. İçinde böyle her gün için bir kutucuk oluyor ve o kutucukları da böyle dolduruyorum ve aşırı hoşuma giden bir şeydi bu. Ve bunu bitirdim. Yani Mart ayı sonmuş. Yenisini aldım geçen gün. Varmış, yeniden çıkmış. Çok mutluyum bunun için. Yenisini aldım, yenisini bekliyorum. Bir de fix'ten aldım. 39 lira mı neydi? Şu an onu bekliyorum. Bunu bitirdim. Bir şeyi bitirmek benim aşırı hoşuma gidiyor ama bu deftere çok daha güzel şeyler yazabilmek isterdim. Özellikle Mart ayına ama nasip değilmiş. Ne yapalım? Onu bitirdim dediğim gibi. Bir de şöyle bir şeyim var. Indigo yayınlarından çıktı bu. Boyama kitabı. Biz bunu karantinadan önce aldık. Benim bir tane arkadaşım var Meziyet diye. Burada ondan bahsedeceğim. Bu videoyu izler mi bilmiyorum ama Meziyet böyle işte çekmecelerime falan bakarken çok fazla boya kalemini var falan dedi. Aynen dedim. Var biliyorsunuz siz de. Sonra dedi ki işte yanımda olsam bunu alırdım dedi. Şöyle bir şey. Bunun farklı bir versiyonunu gösterdi. Alırdım dedi. Çünkü sonuçta boyama kitabı olur.
boyarsın, eğlenirsin falan dedi. Aklıma yattı. Aynı gün dışarı çıkmıştım. Markette şans eseri bunu gördüm. Aa dedim, meziyet önermiş de alayım. Aldım. Ve hani sonrasında İzmir karantina bilmem ne İstanbul mevzuları çıkar çıkmaz hani şey dedim, ben bunu İstanbul'a götüreyim. İzmir'deydim normalde. Ve kullanayım hani, çünkü bir şekilde yapabilirim. Şöyle boyama. Bayağı zor bu arada. Yaklaşık bir 4 saat falan sürüyor tek bir tanesini boyamak. Ve başladım. 3 tane sayfayı boyadım şu güne kadar. Her birinden de aşırı memnunum. Şuna başlayacağım şimdi de. Bu çok zor görünüyor. O yüzden biraz gözüm korkmuyor değil ama buna başladım. İyi bir zaman öldürme aracı. Gerçekten hani başladığınız zaman da bitirmek istiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bazen bana şey diyorsunuz, Sıla sabit tut, screenshot alamıyoruz diyorsunuz. Buyurun alın hemen screenshot'ınızı. Bunu gerçekten öneririm. İyi bir şekilde vakit kaybediyorsunuz bununla. Ya gerçi kaybetmiyorsunuz aslında, bir nevi craft. O yüzden verimli vakit olarak değerlendirebiliriz. Ve benim şöyle bir serumum vardı. Nivea'nın bu Cellular Filler diye bir şeyi şöyle gösterelim. Ben kullanamıyordum çünkü sürekli ve sürekli ve sürekli hani güneş ışığına maruz kalıyordum ve hani sürekli güneş kremi kullanmam gerekiyordu ve güneş kremi de yüzümü çok hani ağırlaştıran bir şey. Ve buna başladım o yüzden. Bu böyle leke giderici bir serum. Şöyle bir tipi var. Buna başladım. Hani madem evdeyiz bari bakım yapalım diye düşündüm. Da pek bir işe yaramıyor şu anlık. Hani hiçbir lekeme etki göstermedi. Bioderma'nın bir tane vardı. Zamanında 80 liraya mı ne almıştım? C vitaminiydi. O gerçekten çok işe yaramıştı ama bunun hiçbir etkisini görmedim. Sadece yüzü nemlendiriyor. Öyle düşünüyorum. Ama böyle bitirene kadar kullanacağım. Bu dönemde muhtemelen bunu bitireceğim. Şu an zaten muhtemelen şuralarında falanım. Bayağı kullandım. Bakalım duruma göre bunu kullanıyorum. Yani bunu da bahsetmek istedim. Online alışverişe sardım hani. Çok fazla şey aldım. Mesela şu Body Shop'un küçük maskelerinden aldım. Bunlar çok tatlılar gerçekten. Yani çok da kötü bir şey değil ama şöyle mesela işte British Rose'lusunu aldım. Göremiyorsunuz. Şöyle yüzüme gösterirsem görebilirim. Sonra işte bu kahveli olanını, hiç ismini söylemeyeceğim. Nicaraguan falan gibi bir şey çünkü. Bundan aldım. Falan böyle. Sonra bir de şunu aldım. Body Shop'un böyle pirinçli, ginsengli bir maskesi. Bunlar çok hani 39-40 liraya satılan ve küçük de olan paketler. Görüyorsunuz hani benim elim de küçüktür, elimden daha da küçük paketler. Ama bunların içinde çok fazla ürün var garip bir şekilde. Bunu yaklaşık 4 kere falan kullandım. Ve şu kadar hala ürünüm var içinde. O yüzden bunları sevdim. Hatta bunu çok sevdiğim için büyük boyunu da aldım. Ve sonra böyle işte devam ettim. Cilt bakımına çok fazla şey yapmaya başladım. Çünkü çok sıkılıyorum ve evde yapabileceğiniz mantıklı şeylerden biri de cilt bakımı. Hani o yüzden gittim bir tane daha böyle şöyle bir şey aldım. Bu da arındırıcı. Japanese matcha tea'li bir arındırıcı şey. Maske. Hepsi yüz maskesi bu arada. Sonra şunu buldum Body Shop'tan. Hepsini gösteren madem. Himalayan Charcoal diye bir şey. Bunu duymuşsunuzdur belki. Bayağı iyi bir yüz arındırma maskesi. Kullandım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hani siyah noktaları yok ediyor. Sivilceleri söndürmeye çalışıyor ve yüzümde hiç beklemediğim kadar sivilce var. Çünkü sürekli stres altındayım. Bunu kullanmaya başladıktan beri cildim biraz daha toparladı. Bunu çok sevdim. Hani tek maske alacak olsam Body Shop'tan kesinlikle bunu alırdım. Bu arada Body Shop takıntım var şu aralar. Çok fazla kokusunu falan deniyorum. Hoşuma gidiyorlar. Bunu gerçekten beğendim. Biraz pahalı bir maske ama uzun bir süre gidecek de bir maske. Ve hani diğer maskelere oranla daha temiz içerikli ve daha güzel temizliyor. Hani gerçekten bakım yapıyor cildinize. O yüzden bence bir bakabilirsiniz. Bir de şu aralar cildim her ne kadar şu az önce gösterdiğim garip serumdan dolayı yağlı gibi olsa da normalde çok kuru. O yüzden bir tane de böyle kenevir özlü böyle gece uyku maskesi aldım. Umarım gece beni hayallere daldırmaz. Bu da çok kötü kokan bir maske ama çok iyi bir nemlendirici. O yüzden bunu da bir kere kullandım gerçi. Niye bu kadar şey böyle sanki hayatı boyunca bunu kullanmış gibi şey yaptım bilmiyorum. Bunu da aldım. Güzel bir nemlendirici. Yine içeriği bir nevi daha temiz diyebileceğim bir şekilde. Bu kenevir esprilerini yapmayı bırakmam lazım benim acilen. Hoşuma gitti. Yani nemlendirici olarak gerçekten güzel bir nemlendirici ama aşırı aşırı hoşuma gitti mi dersiniz? Ya olmasa da olurdu. Gerçekten olmasa da olabilecek bir krem. Başka ne yaptım diye söz ederken saçımı böyle yaptım ve saçımı boyadım arkadaşlar.
Görebiliyor musunuz? 2020 hedeflerimden bir tanesi saç boyama veya boyattırmaydı. Ben ombre düşünüyordum. Gerçekten farklı bir şey denemek istiyordum. Ombre düşünüyordum ama kuaförler de kapandığı için şimdi zaten gitmezdim kapanmasa da muhtemelen. Ombre yapmayayım dedim. Böyle kendim bir tane renge boyadım. Annemle birlikte boyadık daha doğrusu. Annem boyadı hatta. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece oturdum bekledim. Niye bu kadar kendi üstüme alındım bu eylemi bilmiyorum. Saçımı boyattım. Onun hakkında bahsedecek olursak, şöyle bir baktığınızda saçım gerçekten hani şey, parlıyor. Ama bir iki video öncesine gidin yine parlıyor. Hani boyasız hali de parlıyordu. Garip bir şekilde saçım sağlıklı bu dönemlerde ve boya sürmeme rağmen hala sağlığını koruyor. Rengi gelecek olursak hani, benim saç rengimden iki ton falan açık bir renk oldu. Genel olarak karamel bir renk oldu. Fanı mıyım bu rengin? Aşırı mı iyi olduğunu düşünüyorum? Hayır, hani sadece bir şey yapmış olmak için yapmak istemiştim. Zaten hani hedeflerimden birisiydi. Ombre yapamayınca böyle bir şey yapayım dedim. Çok beğenmedim ama çok kötü olduğunu da düşünmüyorum. Yani doğal durduğu için benlik bir sıkıntı yok. İlk yaptığımızda biraz korktum çünkü çok fazla açılacak diye düşündüm ama çok açılmadı. Hoşuma gitti ama çok da hoşuma gitmedi. Hani hayatım boyunca bu boyayla yaşardım diyemem. Birazcık böyle garip hissediyorum. Ama çok kötü bir his değilmiş boyalı saç. Ve hala sağlığını koruduğu için mutluyum aslında. Saç konusunda evde çok fazla şey yapıyorum bu arada. Saçım mesela atıyorum bilgisayarda bir dizi izliyorum, tamam, dikkatim dağılmış. Böyle oynarken bakıyorum, çok fazla da saçıyla oynayan biriyim. Bakıyorum, aa diyorum kırık olmuş, hemen makası çıkartıp tak 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 kırıkları kesiyorum. Hani bazı boyları saçın alakasız kısa. Bilmiyorum bulabilir miyim şu an size bir boy. Ha aynen. Şurası mesela gereksiz bir kısalığı var bu saçın. Şurası. Şöyle göstereyim. Normal saç ve bu saç. Yani şöyle de görebilirsiniz. Alakasız bir kısalığı var. Yani kimse görmüyor nasıl olsa. Evdeyim kafasıyla. Videoda da zaten arkalarda olacakları için. Kesiyorum. Manyadım, iyice delirdim. Yakın zamanda delireceğimi düşünmekteyim. Ama çok kötü bir durumda da değilim yani. Mutluyum açıkçası. O kadar kötü bir durumda değilim. Kitap okumak istiyorum. Film daha çok izlemek istiyorum. Şu IMDb Top 100 listesini yaralamak istiyorum bu karantinada. Ki çok fazla film izliyoruz. Mesela Yüzüklerin Efendisi üçlemesini bitirdik. Aşırı kötü bir durumdan geçmiyorum. Ama aşırı iyi bir durumdan geçtiğimde pek söylenebilir mi bilmiyorum. Yani ortalama bir dönemden geçiyorum. Ve İzmir'i gerçekten çok özledim. Hani evimi çok özledim. Burası da evim, evet. Hani hatta burası benim 18 yılımı geçirdiğim ev. Garip bir şekilde ama Balçova'ya daha çok ait hissediyorum kendimi çünkü çok seviyorum hani hem insanlarını hem iklimini bile çok seviyorum Balçova'nın, İzmir'in sıcaklığını falan. Şu an hani böyle 40 yıldır İzmir'de durup da gurbete gitmiş insanlar bile belki İzmir'i benden az özlüyordur. Gerçekten hani her şeyim orada olduğu için evimi, ferahlığını özledim falan, böyle garip bir durumdayım gerçekten. Ama aile evinde olmamın da çok güzel şeyleri var. İzmir'de tek başına kalacaktım. Yani arkadaşlarımla karantinada olacaktık. Arkadaşlarım olsam okey ama İstanbul'da ailem var. İzmir'de tek kalma ihtimalim de vardı. Ve hani tek kalmadığım için mutluyum. Çünkü çok uzun ve belirsiz bir süreç bu. Ve hani ne olacağını, ne biteceğini kimse bilmiyor. Evde tek kalmak gerçekten korkunç olurdu. Çünkü insanlarla konuşmayacaksın falan, zor bir durum olabilirdi. Siz bu dönemde neler yapıyorsunuz? Neler izlediniz? Neler yaptınız? Online dersler sizin için çok garip bir tecrübe miydi? Benim için değildi çünkü benim zaten online dersim vardı, normalde de oluyordu. Nasıl bir dönemdi sizin için ve hala nasıl bir dönem olmaya devam ediyor? Aşağı yazabilirsiniz. Böyle günlüklerim var mesela. Size onu da paylaşmak istiyorum bu arada. Günlüklerimi okudum geçen gün. Eski gün lisede yazdım, ortaokulda yazdım, rezil rüsva. Eğer okumamı istiyorsanız size onları öyle bir videoda çekebilirim. Çok ilgimi çekti çünkü çok komikler, çok aptalmışım. O yüzden eğer böyle bir şey isterseniz bana yazmayı unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de bana aşağı yazarsınız neler yaptığınızı. Ben de sizin dediklerinizi okurum ve hoş olabilir. O zaman bir sonraki videoda sizi tekrar görmek umuduyla. Hoşçakalın.